Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. O da muhalefet partilerinin kimi temsilcileri ardı ardına ülkemizde siyasi cinayetler olacağı iddialarını gündeme getirmektedirler dedi ve ülkemizde korku iklimi oluşturmayı amaçlayan bu tür iddiaları gündeme getirenleri ellerindeki bilgileri savcılarımıza paylaşmaya davet ediyoruz dedi Fahrettin Altun da. Yani varsa böyle bir şeyiniz paylaşın dedi. Ama işin bir de şu tarafı var. Hani Sayın Fahrettin Altun'a şöyle demek lazım. Yani Sedat Peker'in iddiaları, açıklamaları yani sizin döneminizde olan olaylardan bahsetmesi bu konu. Yani sonuçta iddia ortada, hangi savcı üzerine gitti bu konunun? Gitmedi. Fahrettin Altun devletin memurudur. Bizim vergilerimizle maaş alan memur bir adamdır. 816 kişilik kadroya hükmediyor. İletişim Başkanlığı adı altında bir propaganda imparatorluğunu yönetiyor. Bunun siyasi parti genel başkanlarına cevap vermesi bile nezakete, bürokratik teamüllere aykırıdır, ayıptır. Ama hatırlatmak isteriz ki mesela Sedat Peker bugün Dubai'den aleyhte yayınlar yapıyor, paylaşımlar yapıyor. Barış akademisyenlerinin kanlarında banyo yapacağız, size elektrik direklerine, telgraf direklerine asacağız dediği zaman ortada gizli kapaklı bir şey yoktu. AKP lehine 20 tane miting yaparak bu beyanlarda bulunurken korku iklimi oluşturmanın iktidara yarayacağını biliyorduk, planlamıştık diyor Sedat Peker. Korku iklimi muhalefetin işine yaramaz. Korku iklimi oluşturmak, alacakaranlık kuşağı oluşturmak istikrarı yani yönetimde temsil edenlerin işine yarar. Muhalefet durup dururken saçmalamak anlamına gelir bu sadece. Yani Kemal Kılıçdaroğlu veya Ali Babacan veya Koray Aydın veya Akşener veya Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş. Bu verdikleri örnekler doğru değil. Şimdi soralım, Sedat Peker'in bu tehditleri, kan banyoları, size telgraf direklerini asacağız lafları yapılırken savcılar harekete geçmiş miydi? Bu ülkede Kimse bir şey yapmadı. yargının, savcıların, biliyorsun bizde de bir lakırdı vardır, cesur savcı arıyoruz. Demokratik hukuk devletlerinde cesur savcılar olmaz, görevini yapan savcılar olur. Savcılardan kimse kahramanlık beklemek durumunda değil. Herkes görevini hukuk kuralları içinde yapmak zorundadır. Ama bu iklimi siyaset zehirlediyse yargı da görevini yapamaz, eli kolu bağlanmış olur. Yargının içinde bulunduğu durumu kendi yüksek bürokratları, yargı bürokratlarından dostluk hukuku çerçevesinde zaten dinliyorum. Bir felaketle karşı karşıya olduğumuzu sadece bizler değil, aklı başında hukukçu olan o kadrolar bile artık söylüyorlar. Dolayısıyla böyle Fahrettin Altun 816 kişilik kadroyu 440 milyonluk bütçeyi idare eden bir adam, Sayın Cumhurbaşkanı'na ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya zor durumda. Onlar yiyeceğe ulaşamıyorlar. Açlık tehlikesiyle karşı karşıyalar diye propaganda üretmez. Bu kadar kapasitesiz bir iletişim başkanlığını ve o 816 kişiyi ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerinde olsam, eğer makuliyeti kaybetmedilerse ertesi gün hepsini sokağa bırakırdım, kapının önüne bırakırdım. Üretebildikleri bu kadar parayla, bu kadar kadroyla Cumhurbaşkanı adına üretebildikleri propagandaya bakar mısın? Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD yiyeceğe ulaşamıyorlarmış, zor durumdalarmış. Bu yani dolayısıyla ben Fahrettin Altun'a niye cevap verdim onu da bilmiyorum ama sorduğun için söylüyorum. Güzel Bu beyler güzel. görevler Yok, işlerini yapsın. cevap diye değil de konuyu sorguluyoruz. Sen de yorumluyorsun Nurbil abi. Güzel de yorumluyorsun. Yani bir taraftan bu tarz cinayetler, bu tarz tehditler dönemi bitti diyor AK Partililer. Ben de biz görevimiz gereği tarafsız bir şekilde hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem de AK Partili yetkililerin bu konuyla ilgili siyasi cinayetlerle ilgili açıklamasını ben okuyorum onu. Ama dediğiniz çok doğru. Hani 90'larda kaldı diyor Numan Kurtulmuş. İşte Fahrettin Altun'da böyle bir olay varsa savcılığa gidin diyor. Ama baktığımızda öyle bir örnek verdi ki Rubi Gökdemir. İşte şimdi böyle skandalları ifşalayan Sedat Peker'in, ki kendisi de bunu söylüyor. Ben bu işin ortağıydım diyor. İşte ama suç örgütünün lideri değilim diyor. Orası da ilginç. Ben lider değilim diyor. Ama İçindeydim, biliyorum diyor.
ve o kişinin de yaptığı böyle polis korumalarıyla beraber çıkıp da meydanlarda oluk oluk kan akıtacağız dediğinde harika bir örnek verdin Rubri Gökdemir. O zaman neredeydi savcılar? Neredeydi işte AK Parti döneminde bunlar olmuyor muydu yani? Demek ki oluyormuş. Durum evet, şu cümleyi Sedat Peker'in şu cümlesinin altını bir daha çizmek isterim. Korku iklimi oluşturmamız gerekiyordu, o sebeple yaptık. Yani korku ikliminin iktidara, istikrara, yönetimde olanların işine yaradığını, Sedat Peker siyasi analist değil, siyaset sosyoloğu değil ama onu bilecek kadar veya o işi planlayanların amaçlarını bilecek kadar bir entelektüel birikime sahip olduğu da anlaşılıyor. O diyor zaman ki, ben de iklimi oluşturmak için yaptık bunu. O zaman ben de şu soruyu soramaz mıyım şimdi o zaman? Yani sorgulayan insanlar olarak korku iklimini oluşturmak için bunu söyledim, o cümleleri kurdum. Oluk oluk kan akıtacağım dedim diyorsa eğer Sedat Peker, daha önceki seçimler öncesi korku iklimi, bakın şimdi aklıma geldi, bir de Diyarbakır HDP'nin mitinginde de patlama olmuştu. Hatırlayın. 2015 Haziran'ı ile Kasım'ı arasında. Evet ya, o 2015 Haziran'ı ile Kasım'ı arasındaki olayları saysak yani o kadar olay oldu ki gerçekten kanlı ay diyebiliriz, yani kanlı aylar diyebiliriz. Öyle olaylarla karşılaştık ve korku iklimi oldu ve o şekilde girdik. Ha, bir parti bunu bilinçli bir şekilde yapıyor demiyoruz. Değil mi Rubül abi? Öyle bir şey ama yok. Şunu diyoruz. Ama şunu birileri, diyoruz Ferit. Birileri kendi çıkarı doğrultusunda, kendi rantı doğrultusunda bazı örgütleri kullanıp ülkede kaos ortamı yaratıp o istediği partiye doğru konuyu şekillendirebilir, değil mi? Bir cümle soruyorum, bir cümle. Evet. Sedat Peker'in oluk oluk kan akıtacağız, kanınızda banyo yapacağız, sizi telefon direklerine gerekirse asacağız diye beyanlarda bulunduktan sonra bütün seyircilerimize sesleniyorum. AK Partili herhangi bir yetkilinin veya hükümeti temsil eden herhangi bir yetkilinin bu ne münasebetsiz laflardır, bu nasıl lakırdılardır dediklerini duyan varsa ben bu ekranlara bir daha çıkmayacağım. Yok. Bak, herkes hatırlasın. Sedat Peker bütün kamuoyunu, herkesi tehdit ediyor, kan banyosu yapıyor ve korku ikliminin de iktidara yarayacağını biliyor. Bu lafların aleyhinde konuşan aklı başında bir tane AK Partili örneği versinler, ben bu ekranlara bir daha çıkmayacağım. Ya yok. Dolayısıyla bu iklimin kimi işine yaradığını herkes iyi biliyor. Çok iyi biliyorlar. Ha, şimdi diyeceksin ki, şunu diyebilir birisi. Bu terör ve şiddet ortamını, suikast ortamını Rus istihbaratı yapıyor çünkü Recep Tayyip Erdoğan'dan memnundur. Veya Amerikan CIA'ciler yapıyorlar, onlar da bu yönetim gitmesinler diye. Bilemem bunu. Ama benim bildiğim bir şey var. Bu ülkede terör ve şiddet azdırıldığında kim yaparsa yapsın, arkasında kim olursa olsun, vatandaş güvenlik mi, özgürlük mü ikilemine sokulduğunda devletin, otoritenin, yönetimin yanında oluyor. Açlığını, geçim sıkıntısını, ekonomik problemleri, rasyonel ihtiyaçlarını bir kenara bırakıyor. Can kaygısıyla istikrarın yanında oluyor. Bunu biliyoruz. Bu mutlak bir şey. Ama bu ama her zaman da olmayabilir belki yani. Şimdi bugüne kadar olduğu, bundan sonra da olacağı anlamına gelmiyor. Yani birazdan konuşacağız. Siyaset her zaman netice vermeyebilir. Evet, her zaman netice vermeyebilir. Eğer bıçak kemiğe dayandıysa, bak bunun evet, ekonomi, tek yolu var. Birazdan geleceğiz. Bunun tek yolu var. Bu kurguların tutmasının tek yolu var. Ya insanlar az veya çok karnını doyurabiliyorsa, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsa, bu böyle bir ortamda bu tehdit dengesi, bu korku iklimi istikrardan yana tercih kullanılmasına yol açar. Ama milletin 23 milyon haneden 20 milyon hanenin artık zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamayacağını, o duruma geldiğini bildiğimiz, bunun 8,5 milyon hanesinin ise artık açlık sınırının altında olduğunu bildiğimiz bir ülkede böyle korku iklimi yaratmanın ters tepeceğini, bunun her zaman işlemeyeceğini, bu dinamiklerin her zaman işlemeyeceğini de
bu akla evvellere birilerinin söylemesi lazım.